Merhaba. Merhabalar. Bu bölüm şirket kültürü hakkında konuşacağız. Evet. Neden çıktı bu konu? Biraz aslında nereden aklımıza geldi oradan bahsedelim. Geçen haftalarda bir organizasyona katıldım. Belki 40 tane 50 tane şirketin kurucusunun, sahibinin olduğu bir toplantıydı. Toplantıda görüştüğümüz firma abi, herkes bu arada yazılım teknoloji şirketi sahibi ama startup dünyası değil. Yani içeride kurumsal firmalardan. Evet, kurumsal firmalarda var, yerel yazılım firmaları var vesaire vesaire. Böyle kalabalık bir böyle ne denir, çeşitliliği yüksek bir toplantıydı. Sohbet esnasında konu giyim kuşama geldi. Oradan da kültüre. Oradan da kültüre. Şirket kültürü dediğimizde konu sadece giyim kuşam değil. Değil. Birçok farklı faktörü var. Bunun çok daha ötesinde. Yani hani giyim kuşam aslında bunun sonucu diyebileceğimiz bir konu. O yüzden aklında bu konuyu işleyemedik bu bölüm. Bence Türkiye'de şirket kültürü bence çok az konuşuluyor. Daha fazla konuşulması gerekiyor. Ve bence çok az şirket kültürüne gerçekten dikkat ediyor. Evet. Yani şirket kültürünü oturtturmak adına, çalışanların mutlu olması adına ve birbirinin içerisinde uyum sağlaması adına sadece bunun için. Ya unutmak lazım. Yani şirket kültürü dediğimiz şey dertlenmenin sebebi tabii ki oradaki insanların daha keyifli, daha mutlu, daha bağlı çalışması. Ama günün sonunda iyi bir şirket kültürüne sahip şirketlerin daha başarılı olur. Daha başarılı oluyor. Daha Kesinlikle. Hızlı büyüyor. Daha mutlu oluyor. Daha mutlu oluyor. Ya şirket mutlu çalışanlar oluyor olması. Çalışanlar mı? Aynen öyle. Çalışanın mutlu olması, müşterinin mutlu olması. O yüzden birbirine çok girişken konular. Bu bölüm bunu konuşacağız. Evet, birkaç not tuttum ben. Yani internetten biraz araştırdım. İnsanlar şirket kültürü deyince akla gelen şeyler nelerdir? Neye dikkat ediyorlar? İstersen onların üzerine geçelim. Öncelikle şey diyorlar. Rahat bir çalışma ortamı. Evet. Şimdi bu tabii şirketten şirkete değişir. Yani yaptığın işe göre de değişebilir. Ama bir şekilde bu rahat çalışma ortamını işveren olarak bence sunabiliyor olman gerekiyor. Evet. Yani insan sabah kalktığı zaman işe gitmesi, ofisine gitmesi gerekiyorsa mutlu bir şekilde gitmeli. Yani o ofiste kendisini evdeki gibi hissetme, evdeki tabii gibi olmasa ama evdekine yakın hissediyor olmalı, rahat olabilmeli. Ama bu da sadece şeyle bitmiyor. İyi bir masa, iyi bir sandalye, iyi bir Aynen. lokasyon, Aynen. İşte ofiste 3 çeşit kahve yapan kahve makinesi değil. Ama temelinde evet, onlar da var. Mesela bunlar işin standartında aslında, hani işin ABC'si derler ya, evet. İşin ABC'sinde aslında olması gereken çay mesela inanılmaz önemli bir şey. Bugün güzel çay olması gerekiyor. Ekip, inanılmaz önemli. Ekiple bir toplantımız var. Biz mesela şirket kültüren bizden örnek vererek gideyim mesela. Hatta her çeyrekte demek daha doğru. All Meetup dediğimiz bir organizasyonumuz var. Biz o çeyrekte yönetim kuruluna sunduğumuz verilerin birçoğunu, neredeyse %90'ını ekip arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Yani bizim ciromuzun ne kadar olduğunu, kaç müşteri kazandığımızı, kaybettiğimizi, aynen, kaç yeni ekip arkadaşımız geldiğini, kadın erkek yüzdesel oranımızı, aslında takip ettiğimiz KPI'ları herkese paylaşmaya çalışıyoruz. Şeffaflık bence çok önemli. Bu arada buna geçiş dönemimiz zordu. Yani biz bu şeffaflık yaratırken ve o zaman atıyorum hedefimizi tutturamıyorduk. Ciromuz evet. Olması gereken onu yerde değildi. Anlatmak da kolay değil. Ve ne oldu? İlk buna başladığımızda biz şey dedik, yani ne kadar güzel bir şey, şeffaf olarak herkese bunu anlatıyoruz. Biz herhalde bunu 2-3 senedir yapıyoruz, belki 4 senedir yapıyoruz. Ama insanlarda şu korku olmuyor, bir dakika ya. Zarar mı İşler ediyoruz? İşler kötü, yıl sonu zam alabilecek miyim, prim olur mu, işte ben burada çalışmaya devam edebilecek miyim gibi insansı dürtüler ortaya çıktı. Ama kolay değil yani. Artık öyle değil. Yani tabii bunun etkisi işlerin iyi gitmesi de olabilir ama İnsanlar artık bunun işin standardı olduğunu, işin zaten özünde olduğunu ve herkesin nereye gitmeye çalıştığımızı, yani bir grafiğimiz var, biz buraya gitmek istiyoruz. Herkes aynı grafiğe bakıyor. Aynen. Satış ekibi, yazılım ekibi, evet, muhasebe, insan kaynakları, evet, aslında hepsi tek bir vizyona bakıyor. Tek vizyona bakıyor. Yani biz bu gemide nereye gitmeye çalışıyoruz? Aynen öyle. Hedefimiz ne? Kim ne yapması gerekiyor? Aslında onu o toplantıda, çeyrekli toplantıda görebiliyorlar. Kesinlikle. Birincisi güzel bence şey bu, yani şeffaflığı sağlamak. Bence ikinci önemli şey kültürde. Bunu yanımızda Barbarossa'da konuşmuş. Bir şirketin kültürü dediğin şey aslında içindeki aynen, insanların kültürünün toplamı. Yani sen içeride sürekli karamsar, kendini geliştirmek istemeyen, mutsuz insanlarla dolu bir şirket yaratırsan o şirketin mutlu müşterilerin olması, iyi performans sağlaması hı-hı, mümkün değil. O yüzden şirket kültürü dediğimiz şey, bizim şirketin kültürü böyledir dediğin şey aslında içerideki her birimizin, bu işte atıyorum junior bir developer da olabilir, hı-hı, içerideki genel müdür de olabilir, içerideki ne bileyim bir arkitekt de olabilir. Herkesin aslında kültürünü toplamı şirketin kültürü. Evet. Burada o da yüzden şey dikkat etmek gerekiyor. İşe alım süreci çok önemli. Evet. Çünkü aldığın kişinin
ekibe uyum sağlıyor. Aynen öyle. Ekibe uyum sağlıyor olması gerekiyor. Çok güzel bir örnek okumuştum bununla ilgili Medium'da. Bir adam işte bir şirket sahibi. Hatta Türk kendisi ve şirketinde yüzlerce çalışan var. Global bir iş yapıyor. Çok güzel bir yazısı var. Orada şeyden bahsediyor. Yani biz diyor insan kaynakları görüşmesi yapıyoruz. Önce teknik görüşme yapıyoruz diyor. Teknikten geçiyorsa diyor bize geliyor. Orada nasıl bir kişilik nasıl bir kişiliğe sahip olduğuna bakıyoruz diyor. Adam da toplantı bittikten sonra da ofisten çıkarken diyor adamı arayıp olumlu veya olumsuz söylüyoruz diyor. Çünkü diyor zaten toplantının içerisinde diyor yöneticiler burada diyor. Hani kim karar verecek zaten onları alıyorum diyor toplantıya. Adayı da alıyoruz. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Orada diyor yani teknikten de okey geldikse zaten diyor oradan biz adam çıktıktan sonra 5 dakikada okey mi not okey mi? Okeyse evet. Adama arıyoruz diyoruz ki okeydir gel veya not okeydir teşekkür ederiz. Ve şöyle bir şey daha var çok ilginç bir şey. İlk iş gününde şey diyor. İstiyorsan sana 2000 dolar veririm şu an. Şirketten istifa et. Çok 2000 dolar cash. Bugün hemen sana parayı vereceğim. İstiyorsan hemen şimdi istifa etmen için kontrol ediyorum. Adam parayı alıp çıkmayı düşünüyor mu acaba diye. Hiç duymamıştım. Bir faydası var mı bilmiyorum. Veya kabul eden var mı bilmiyorum ama ilginç teknikler yani. İnsanların içerideki insanların kültürü yani beraber çalışabiliyor olması. Lojistik yani fiziksel ortam. Evet ofisin çalışma ortamı, çayı, kahvesi, yemeği. Çünkü inanılmaz artık şey yani insanlar dayanma gücü eski dönemlerdeki gibi değil yani. İşte tarlada çalışan insan gibi ya da fabrikada çalışan insan gibi bir modda çalışmıyoruz. İnsanlar daha çok yaratıcılığını kullandığı bir iş yapıyoruz. İnsanlar daha çok üretken olması gerektiği bir ortamda çalışıyoruz. Şanslıyız yani. Kesinlikle. Teknoloji startuplarında çalışan herkes inanılmaz şanslı yani. Çünkü çok niş bir alandayız, çok kaliteli bir alandayız. Kaliteli insanlar var etrafımızda. Unutmamamız lazım. Hı hı. Bence bu da çok önemli bir şey. Başka? Senin notlarında ne var? İşte yine insan kaynakları ve şey çok önemli. Şirket büyüdükçe kültür değişiyor. Evet. Şu an bunu yaşamak gerekiyor. Şu an benim bir problem. Mesela adam şey diyor. Bunu yazan kişi 10 kişiydik diyor. Hepimiz erkektik diyor. Bunu diyor hani negatif tarafını fark etmedim. Sonra diyor bayanları da şey yapınca şirkete dahil edince o zaman diyor kurumsallaşabildik diyor. O yüzden kadın erkek. Aynen öyle. O yüzden şey şöyle bir şey yok yani. Bugün kültür neyse yarın da o olacak diye bir şey yok. Yok. Şirket büyüdükçe, insanlar evet. Değiştikçe ve hani daha fazla takım arkadaşı girdikçe. Değişime direnç göstermemiz lazım. Aynen. İçerideki herkesin. Aynen. Ve bence en önemli şey bizim gibi startuplarda ya da büyüyen şirketlerde işin ve şirketin yaptığı her şeyin sürekli değiştiğini kabul ediyor olması lazım insanların. Yani bir seneye aynen. 90 kişi başladık, şu an 180'i geçmişiz. Bir yıl mı? Bir yılda, tam bir yılda %100 büyümüşüz. İnsan sayısı olarak da, gelir olarak da, müşteri sayısı olarak da. Ve bizim, yani benim kişisel olarak en büyük derdim, şirketin CEO'su olarak en büyük derdim, içerideki insanların o pozitifliğini korumam lazım. 3 senedir, 4 senedir burada olan insanların alıştığı bir şeyler var. İlk kez de iş hayatım burada başlayan insanlar, bir başka şirketten buraya gelmiş insanlar var. Ve bu içerideki o kültürün, değişen o kültürün, değişim kültürünün içeride sabit kalmasını sağlamak benim en büyük problemlerimden bir tanesi. Bir de o kadar hızlı tabii büyüdüysen, tabii, şirket var olan bir kültürü evet. Var. Bir anda 90 kişi daha koyuyorsun yanına. Evet. Bunu bence birkaç bölüm daha devam ettirelim. Evet. Bu hatta belki birkaç konuk bile alabiliriz belki bunun için. Birkaç konuk bile alabiliriz. Beğendiyseniz lütfen likelayın. Lütfen bu konuyla ilgili ve daha fazlasını dinlemek için aşağı yorum olarak paylaşın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.